Cumhuriyet. Yeni Türkiye sessiz. Susurluk'tan 5 gün sonra bakan istifa etti. Soruşturma açıldı. Şimdi sumen altı çabası var. Çete lideri Peker'in videolarıyla patlak veren ve Susurluk'a benzetilen mafya siyaset skandalının üzerinden 17 gün geçti. Ancak soruşturma açılmadı. Susurluk'tan 4 gün sonra İçişleri Bakanı Ağar hakkında gen soru verilmiş. 5 gün sonra istifa gelmiş. 8 gün sonra soruşturma başlatılmış. 9 gün sonra da mecliste komisyon kurulmuştu. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüce Türk, yeni sistemde her şeye bir kişinin karar verdiğini belirterek böyle olunca meclis de yargı da harekete geçemiyor dedi. Eski Türkiye'de her kesimin olayın aydınlatılmasını istediğini belirten Yüce Türk, şimdi göstermelik suç duyurularıyla kapatılmaya çalışıldığını vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün hem gazeteciler Özışık'la ilgili olarak soruşturma için başvurdu, suç duyurusunda bulundu. Bir taraftan da anons etti. Dedi ki akşam saat 9.30'da TRT Haber'de konuşacağım dedi. Biz de tabii ekran başına geçtik fakat o sırada TRT Haber ve diğer haber kanallarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması vardı. Uzun uzun sürdü. Hatta ben bir ara herhalde dedim Süleyman Soylu'nun yayını iptal olacak bu durumda. Fakat yarım saat geçti, 32-33 dakika geçti. Erdoğan'ın konuşması bitince Süleyman Soylu ekran karşısına geçti. Ben kendimden sorumluyum, doğru mu? Ama savcı, yargı bunu nereye götürebilecekse verdiğim dilekçe. Kendisi açsın kardeşim ya, Allah Allah. Elini mi tutuyorum? Savcının elini mi tutuyorum yani? Ben anlatacağım. Ve ben burada bildiklerim var. Burada söylemiyorum. Ama anlatacaklarım var yani. Savcıya. Tabii. Anlatacaklarım var. Bunun hesabı sorulacak. Böyle bedava kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık. Biz tecavüzcü değiliz. Uyuşturucu eroin kullanmadık. Bu ülkede namussular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülkeyi idare ederler. Çoluğum çocuğum her şeye fedadır. Ben verilen mesajları da biliyorum. Açığım. Demirden korkan trene binmez. Ben ne söylediklerini biliyorum. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu, kızına ne yapılmış. Türk polisi ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına, sığınan acizler. Edepsiz. Zaten. Çiçek Müncenerli'de özel eşya aldım. Tamam, onlara bayanlar bakar zaten, onda sıkıntı yok. Çok zor sonra ya. Bize yapılan muameleyi görüyor musunuz Çağdaş Bey? Evimde köpeklerle narkotik arıyorlar. Patlayıcı madde. Bu sen çık. Oğlum çık, avukatla görüşeceğim. Zaten ben çıkarım. Ondan sonra şeylerini yazıyorum. Ne var yani? Kime ne var? Bir de kadın polis hiç yoktu diyor ama. Tonlarca kadın polis var ya. Evet. Kadın polislerimiz yok. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir kurguyla karşı karşıyayız.